Sesimin ulaştığı herkese merhaba. Yeni seneye girerken herkes evlerini temizliyor, eşyalarını temizliyor, bedenlerini temizliyor. Kullanmadıkları eşyalarını ihtiyacı olan, kullanmak isteyen insanlara veriyor. Bütün bunlar iyidir, harikadır. Lakin bundan daha büyük temizliğe ihtiyacımız var. Hakiki derin bir temizliğe ihtiyacımız var ki bu ancak ve ancak düşüncelerimizde, zihnimizde olabilir. Yeni seneye zihnimizde düşüncelerimizi, içimizden, aklımızdan geçen düşüncelerimizi temizleyerek başlamalıyız. Düşüncelerimiz sürekli pozitife odaklanmalı. Negatif düşünceler terk edilmeli, temizlenmeli, arınmalı. Ancak ve ancak yeni seneye arzu ettiğimiz o muhteşem geleceği elde edebiliriz. Ve hepimiz artık çok iyi öğrendik ki düşünmeden, tesbih çeker gibi, görev gibi mırıldanarak dua etmek manasızdır. Uzun ve amaçsız dualar artık bırakılmalıdır. İçinizde tefekkürle, tam bir inanç ve iyi niyetle, en içten gelen güzel duygularla dua edilmelidir. Ancak bu şekilde harika sonuçlar alınır. Hiç kimse bir anda hatalarından kurtulup, yalvarıp yakarma ve dua yoluyla günahlarının affolunmasını isteyemez. Her eylem iyi ve kötü sonuçlarını beraberinde getirir. Kötü işlerin bedeli ancak yerine iyi işler konarak ödenir. Her insan hiç şaşmaz ebedi yasalara tabidir. Doğru yolu bulmaktan başka bir düşüncesi olmayan insan, tekamülünü iyi işlerle destekleyen akıllı insandır. Yaradan af dileyebileceğimiz bir merci değildir. İnsan hatasını samimiyetle kabul ettikten sonra doğru bir ayarlama yapılabilir ve bağışlanma kendiliğinden başlanabilir. Hatayı görüp, kabul edip bundan sonra daha iyi olmaya samimiyetle karar vermek tekamül demektir. Bu durumda günahın bedelini ödemek gerekmez. Daha iyisi bilindiği halde hatada karar kılmak tekamülü geciktirir. Ta ki bu şekilde ne başarı, ne de barış, ne de mutluluk elde edilemeyeceği anlaşılana kadar. Hayata karşı olumlu, uyumlu bakışın değeri bilinmeli. İyi güçleri cezbetmeyi ve yıkıcı negatif güçleri reddetmeyi mümkün kılan barış ve ahengi herkes bir anda elde edemeyecektir. Lakin insan sabrını yitirmeden istikrarla devam etmelidir. İyi niyet mükafatını mutlaka bulur. İnsanların pozitif düşüncenin ne kadar büyük bir gücü olduğunu anlaması acilen gerekiyor. Düşünceler diğer bütün doğa güçlerinden daha kudretlidir. Işık hızından daha hızlıdır. İyi anlamda yapıcı olabildikleri gibi kötü anlamda yıkıcı da olabilirler. Eğer insanlar düşüncelerinin ruhsal varlıklar tarafından okunduğunu, bu düşüncelerin insanlara yansıdığını, onları pozitif ve negatif olarak etkilediğini bilebilselerdi ya da bunu hissedebilselerdi, söyledikleri sözlerden çok daha fazla düşüncelerinin dizginlerini sıkı, sımsıkı tutmak gereğini duyarlardı. Düşüncemize, özellikle insanlar hakkında olanlara daha büyük, çok daha büyük ölçüde hakimiyetimiz ilahi nizam tarafından çok arzu edilen, acilen beklenen bir husustur. Bu takdirde kıskançlık, nefret, kötü niyet gibi negatif duygular bizden uzak olacak ve insanlar üzerindeki feci tesirlerini yitireceklerdir. Eğer insan
bir pasiflik haline erişip evrenin iyi güçlerini almaya hazır olmak arzusundaysa, düşünceleri kontrol etmek esastır bu durumda. Ya da gereken ön şartlardan biridir bu. Bu konuda ancak günlük pratiklerle başarıya ulaşır insan. Mutlu, huzurlu ve uyumlu bir ruh hali gayretlerin başarılı olacağının belirtisidir. Artan değerler ve yararlı bir tesir olarak çevreye de yansır. Bunlar her insanın, dünyada yaşayan her insanın hayatı boyunca isteyeceği, vazifelerini ve hizmetlerini tamamıyla yerine getirmesini sağlayacak muhteşem sonuçlardır. Yeni seneye düşüncelerimizi daima pozitifte tutacak şekilde kendimizi eğitmek en önemli işimizdir. Negatif duygular insanlar tarafından suçlanma korkusundan doğar. İnsanın kendine güveni varsa, kendi kendine yetiyorsa ve bunun sonunda kendi güçlerini, bilgi ve yeteneğini ortaya çıkarıyorsa ancak bu takdirde tam bir başarı mümkün olabilir. Yeni seneye hepimizin en önemli görevi kendini eğitme sanatı olmalıdır. Yeni seneye düşüncelerinizi pozitife odaklamayı başarabildiğiniz, harika çalışmalarla girebilmenizi umut ediyorum. Tüm arzularınızın, harika niyetlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bundan sonra muhteşem bir meditasyon müziği ve meditasyon gelecek sizlere. Yeni yılın benden size hediyesi. Aşk olsun hayatımız.